Herkese merhabalar. Ben gebe eğitimci Ayşe Hemşire. Bugün çok merak edilen konulardan bir tanesi gebelikteki tehlike belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Gebelikte kanama olması tehlike belirtisidir. O yüzden gebelerin açık renkli iç çamaşırı giymesini istiyoruz. Kanama olduğunda ya da su geldiğinde rengi farklı olduğunda tehlike belirtisi olabilir. Bunları değerlendirmesi için önemlidir. Diğer bir tehlike belirtisi suyun gelmesidir. Su idrarla karışabilir. Suyunun geldiğinizi düşünüyorsanız tuvalete gidip idrarınızı yapıp tutun. Eğer tutabiliyorsanız idrar akmaya devam ediyorsa sudur. Su gebeliğin erken döneminde geliyorsa tehlike belirtisidir. Doğum zamanında suyunuz geliyorsa o zaman doğum başladı belirtilerinden bir tanesidir. Suyun rengini değerlendirmek çok önemlidir. Suyun rengi berrak geldiğinde artık sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Ama bebek anne karnında strese girip kakasını yaptığı zaman suyu yeşil renge boyar. Bu şekilde bu renkte suyunuz geliyorsa bu tehlike belirtisidir. Acil olarak hastaneye başvurmanız gerekiyor. Bebek gün içinde birkaç kere hareket eder. Bebek hareket etmediği zaman tehlike belirtisi olabilir. Bu süreçte bebek eğer hareket etmiyorsa evde ne yapabiliriz? Bebeğe bir enerji vermek gerekir. Bunu neyle sağlayabiliriz? Eğer gebelikte ve normal hayatta diyabet, şeker hastalığıyla ilgili bir sıkıntımız yoksa bir parça çikolata ya da bir bardak meyve suyu içip solumuza dönüp yatıp bir saatte bebek hareketlerini kontrol etmek gerekir. Bu süreçte bebek 3 kere hareket ederse hastaneye gitmemize gerek yok. Ama enerjiyi verdik. Bebek hareket etmiyorsa bu tehlike belirtisi olabilir. Diyabetli olan gebeler de öğünlerinde ne varsa enerji olarak onu tüketmesi gerekiyor. Örnek veriyorum öğlen yemeği. Zamanı bebek hareket etmiyorsa öğlen yemeğinde öğünümde olanları yedim, soluma döndüm, yattım ve bir saat bebeğin hareketlerini gözlemledim. 3 kere hareket ettiyse hastaneye gitmeye gerek yok. Ama bebek hareket etmediyse tehlike belirtisi olabilir. Sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir. Bununla birlikte 28 haftadan itibaren rahimde yalancı doğum kasılmaları dediğimiz kasılmalar gün içinde birkaç kere olabilir. Ama bunun düzenli olarak gelmesi tehlike belirtisidir. Bunun için önerimiz 3 bardak suyu içip sola dönüp yatmanızdır. Su içip dinlendikten sonra doğum kasılmaları geçiyorsa hastaneye başvurmanıza gerek yok. Ama su içtiniz, dinlendiniz. Doğum kasılmaları aynı ritmiyle gelmeye devam ediyorsa gerçek doğum kasılması olabilir, tehlike belirtisi olabilir, hastaneye başvurmanız gerekmektedir. Bununla birlikte ateşiniz var, üşüyorsunuz, idrarınızı yaparken yanıyor, idrar yolu enfeksiyonu oldunuz. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu tehlike belirtisidir. O yüzden bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Bununla birlikte gebelikte tansiyonun yükselmesi de tehlike belirtisidir. Nasıl anlayabiliriz? Sabah kalktık, elimiz yüzümüz şiş ya da gün içinde baş, boyun, ense ağrısı hissediyoruz. Tansiyonunuzu kontrol ettirmeniz lazım. Eğer tansiyon 130 büyük tansiyon, 80 küçük tansiyonun üstündeyse yükselme eğiliminde olabilir ve gebelikte tehlike belirtilerinden bir tanesi olabilir. O yüzden bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Bunlar gebelikteki tehlike belirtileridir. Değerlendirerek hastaneye başvurmanız mı gerekiyor? Buna karar vermeniz gerekmektedir. İyi günler diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.